Tefekkür olmazsa, mürakabe olmazsa, müşahede olmaz. Müşahede aynı zamanda şahit olmak, şehit. Şehit Allah'ın ismidir. Şahit olan. Allah ile beraber şahit olmak. Şahit aynı zamanda örnek olmak demektir. Resulullah Efendimiz örnektir. Nasıl şahit olacağız? Hayatımızla, kulluğumuzla. Bize bakanlar Allah'ı seven bir kul görmelidir. Allah'a abd olmuş. Allah'ı seven, Allah'a abd olan, Allah'a teslim olan bir kulü gördüyse, evet, senin hayatın sana şahit oldu demektir. Görmelidir bunu. Bu da neyle olur? Güzel ahlakla. Neyle olur? Allah'ın güzel isimleriyle. Hayatın imanına şahit oldu demektir. Evet. Onun için Allah'ın Resulleri bizi şehadete davet eder. Şahit olmaya, şahit olunmaya davet eder. Hayatımız, imanımıza eğer şahit olmuyorsa oturup düşünmemiz lazım. Ne kadar imanımız vardır? Aslında imanımız hayatımızın şehadetiyle ölçülür. Evet, bize bakanlar eğer ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Velilerle ilgili ayet inince sahabe soruyor. Ya Resulallah, veliler nasıl tanınır? Buyurdu ki, onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız. Biz de bakacağız. Bizi görenler acaba neyi hatırlıyor? Parayı mı hatırlıyor? Dedikoduyu mu hatırlıyor? İftirayı mı hatırlıyor? Meyhanemi mi hatırlıyor? Yoksa Allah'ı mı hatırlıyor? Nasıl oluyor bu? Bunun bir manevi tarafı vardır, bir de zahiri tarafı vardır. Zahiri tarafı nasıldır? Eğer bir kul Allah'ın mürakabesi altında olduğunu unutmuyorsa, Rabbim beni gözetliyor. Rabbim benimle beraberdir. Ne yaptığıma bakıyor. Muameleyi ona göre yapıyor. Diyorsa biri, sürekli Allah der. Evet, Allah böyle istiyor, Allah böyle seviyor, Allah böyle emretmiş, Allah bunu yasaklamış, Allah bunu sevmez deyip hayatını yaşıyor. Biri biraz onunla beraber olsa, onun artık kim olduğunu biliyor. Allah'ın hesabını yapan. Bu mümin biridir. Onu görünce, ilk önce Allah'ı hatırlar. Bu velidir. Biri bu halde ise, o nerede olursa olsun, Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamış çünkü. Allah'ın Rakib ismi onda tecelli etmiş çünkü. O veli bir kuldur. Allah'ı hatırlatıyor. Ama gerçekten hatırlatması lazım yalnız. Hatırlattığı Allah olmalıdır. Eğer şeytani hatırlatıyorsa öyle değil. Onu görünce korkuyorsa, endişe ediyorsa. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mümin, insanların elinden ve dilinden fayda umduğu kimsedir. İnsanların kendisinden fayda gördüğü kimsedir. Ölçüsü budur. Mümin, müminden korkmaz. Mümin, müminden emindir. Mümin, emin olan, emin olunan demektir çünkü. Emin. Allah hepimizi müminlerden eylesin. Allah'ın
rakip olduğunu unutmayan kullarından eylesin. Her anda Allah'ın mürakabesi altında olduğunu unutmayan, Rabbi ile beraber olan kullarından eylesin. Allah'ın Rakib isminin tecelli ettiği kullarından eylesin. Amin. Kendi nefsini, kendi kendisini mürakabe eden kullarından eylesin. Amin. Mürakabeyi ikram ettiği, müşahadeyi ikram ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi bize bırakmasın. Amin. Bir an bile nefsimizde baş başa bırakmasın. Amin. Bir an bile şeytana bırakmasın. Amin. Rabbimiz bizi muhafaza eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.